أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki şerefiniz, izzetiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, önceki derslerimizde müstakil bir konu olarak işlediğimiz inşallah bir rivayeti gündemimize alarak ilgili sahabemize atıfta bulunacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği dönemindeyken arkadaşlarıyla birlikte oturdukları bir sırada onların bu hayat için, bu hayatın içerisinde kalplerinde besledikleri ve büyüttükleri temennileri öğrenmek için bir soru sorar. Arzularınız nedir? Hedefleriniz nedir? Orada bulunanlardan biri der ki, ey müminlerin emiri, ben şu oturmuş olduğumuz evin büyüklüğünde bir odanın içerisinde altınların diyor dolu olmasını ve onları da Allah yolunda infak etmeyi arzu ederdim. Temennim budur. Bu durum Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı mutlu etse de kardeşinden dünya kaygısıyla alakalı bir şey almadığından dolayı sevinse de aradığı cevabı bulamaz, tekrar sorar. İçinizden temennilerini dillendirecek olanlar var mı deyince bir adam çıkar, der ki ey müminlerin emiri, ben de bu ev dolusu, tabir yerindeyse büyük bir odanın içerisinde elmas, mücevherat gibi şeylerin olmasını ve onları Allah yolunda infak etmeyi isterdim. Deyince Hazreti Ömer mutlu olur ancak aradığı cevabı bulamaz. Onlara yöneldiğinde başka temennileriniz yok mu deyince içlerinden bir tanesi uyanır, müminlerin emirine döner. Der ki ey müminlerin emiri, herhalde bizden istediğin cevabı alamadın. Senin muradın nedir? Neyi arzuluyorsun? Neyi duymak istiyorsun? Sen bildir. Sen temennini söyle deyince müminlerin emiri döndü, dedi ki ben de Rabbimden isterim ki bu oda dolusu, bakın bu oda dolusu, bu ev dolusu Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Allahu Ekber, radıyallahu anh, isminde bile bir şecaat, isminde bile bir büyüklük, adının duyulduğunda bile insanın kalbine bir mutmainlik veriliyor değil mi? Diyor ki bu oda dolusu Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Muaz bin Cebel ve tam bunların arasında bir ses yankılanır. Kim o? Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim der. Allahu Ekber. Bu olay Hakim'in Müstedrek'inde anlatılır. Dikkat edin. Hazreti Ömer radıyallahu an yapılacak İslami çalışmalarda maddiyatın öneminin farkında olan bir adam. Hazreti Ömer Allah yolunda cihad edilirken mücahitlerin teçhizatlanmasının önemini çok iyi bilen bir adam. Ama Hazreti Ömer'in bildiği çok büyük bir hakikat daha var. O da ney? Asıl önemli olan iş, yetişmiş, liyakat
ve sadakat sahibi insanların fazlalığı. Hazreti Ömer için asıl önemli olan konu burasıdır kardeşler. Bizler dünya hayatı içerisinde, meşgalelerimizde, iş yüklerimizin içerisinde liyakat sahibi insanları elde etme konusunda bir nimete sahibizdir. İnsanlar çizmiş olduğumuz yolda yürümek ve bize hizmet etmek gibi tabir yerindeyse görevleri ve sorumlulukları yerine getirirler. Aldıkları maaş karşıladığınız sosyal haklar şartlarıyla. Ama tamamen gönüllülük esasına dayalı olan İslami çalışmalarda liyakat ve sadakat sahibi insanları bulmak çok zordur. İmkansız ve mümkün olmayan bir şey olduğunu iddia etmiyoruz. Ama vallahi zordur. Bundan ötürü davetçiler, eğitimciler, insanlarla ilgilenenler, hassaten gençlere dokunanlar, onlardaki takvaya, ihlasa, mürüvvete şahit olduktan sonra gizli kalmış cevherlerini ve yönlerini çıkartmak zorundadırlar. Özellikle ve hassaten bu ihlas sahibi, takva sahibi gençlerde çıkarmaları gereken asıl inci ve mercan bugünümüzün şartlarında fedakarlıktır. Fedakarlık bir amaç uğruna, bir gaye uğruna arzularınızı ve isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı o ulvi gaye için ertelemektir. Allahu Ekber. Mümin erkek ve mümin bir kadının şu kainat içerisinde elde edeceği en büyük gaye İslam'ın gönüllerde ve topraklarda yayılması ve hakim olmasıdır. Bu ulvi gaye için İslam davası uğruna yeri geldiği zaman işimizden, yeri geldiği zaman işgal ettiğimiz makam ve mevkilerden, yeri geldiği zaman ihtiyaçlarımızdan ve yeri geldiği zaman eşten ve dosttan ayrı kalmasını bilebilmektir. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun kıymetini çok iyi biliyordu. Allah'ın dinine hizmetkar olabilmek, Allah'ın dinine hizmet edebilmek, sadece belirli başlı gönüllere değil, sarı ırka, siyah ırka, beyaz ırka, melez ırka Allah'ın davasını ulaştırabilmek adına liyakat ve sadakat sahiplerini gönüllülük esasına dayanarak bulmak çok zordu Müslümanlar. Bundan dolayı da döndü kardeşlerine dedi ki, tabir yerindeyse altınlar bulunur, gümüşler bulunur, mücevheratlar bulunur. Yeryüzündeki bütün eşya bizim dolaplarımıza, bizim evlerimize, odalarımıza dolar. Ama bir Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, bir Muaz bin Cebel, bir Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim gibi adamları bulmak çok zordur. Hangi toprağı kazarsanız kazın, ya petrole rastlarsınız ya altın ve gümüşe, ama bir Ebu Ubeyde'yi bulamazsınız. Hangi ağacın üstüne çıkarsanız sizi doyuracak bir yemişle, bir yiyecekle karşı karşıya kalırsınız. Ama sizin gönlünüzü doyuracak bir salimi bulamazsınız. Hangi okyanusun içine dalarsanız dalın, inciler ve mercanlarla karşı karşıya kalırsınız. Ama size dokunacak bir Muaz'ı bulamazsınız. Hazreti Ömer bunu fark ettirmeye çalışıyor. Tabir yerindeyse şu an çağımızın da en büyük eksikliği. Elhamdülillah vakıflarımız, derneklerimiz, mescitlerimiz, bir araya toplandığımız kütüphanelerimiz, ne derseniz deyin, elhamdülillah bundan 30 sene önceye göre çok daha güzel, çok daha büyük, çok daha lüks olmasına rağmen oralardan bir Muaz bin Cebel çıkartamıyorsak, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın temennisi olan Ebu Huzeyfe nin azatlısı bir salimler çıkmıyorsa bir yerde bir problem var. Bir yerde bir eksiklik var. Bir yerde bir yanlış var. Bir yerde bir hata var Müslümanlar. Bu ocaklardan, bu evlerden
Ebu Hanifeler, İmam Şafiler, İmam Ahmed bin Hanbeller, İmam Malikler, Allah'ın dini âli olsun da varsın maliğin bedeni Allah yolunda çürüsün diyenler çıkmıyorsa ne kadar vereceksiniz? Nereye oturtacaksınız? Nerede konumlandıracaksınız? Ne nasıl taşıyacağım diye soru soranların çokluğunun yanında bir adam lillah fillah ruhen, bedenen, zihnen, aklen eğer çıkıp da ümmeti Muhammed'in haline acıyıp bu sokaklarda bir deli divane gibi dolaşmıyorsa bir yerde problemimiz var. Hazreti Ömer bunu fark etti. Hazreti Ömer bunu gördü. Ondan dolayı döndü, dedi ki ben bu oda dolusu Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Muaz bin Cebel, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim gibi adamlarla dolu olmasını isterdim. Dedi ki Ebu Ubeyde'nin isminde bile bir şecaat var. Adı bile bir kefeye konsa vallahi Ağrı Dağı'nı belki yere düşürür. Muaz bin Cebel, İslam tarihi sayfalarına baktığımızda onlarca hikayesine şahit oluruz da bakın şimdi sesimi kısıyorum, alçaltıyorum. Ne olur anlayın, bir tane adamcağız var, bir çocukcağız var, bir gençcağız var. İsmi Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim. Allah. Kimsin sen de Müslüman? Ömer gibi şecaat sahibi, Ömer gibi ümmeti Muhammed'in içinden zar zor çıkacak, bakın zar zor çıkacak bir adamın gönül dünyasında tabir yerindeyse kocaman bir ağaç haline gelmişsin. Vallahi iddia etmiyoruz. Okuduğumuz sayfalarda şahit oluyoruz. Ömer bin Hattab sadece bu ümmetin değil, insanlık tarihi içerisinde devlet idarecisi olarak, ordu kumandanı olarak Müslümanların sağında, solunda, önünde, arkasında bir kale, bir set duvar olarak insanlık tarihinden çıkmış ender adamlardan bir tanesi. Ondan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Eğer dedi peygamberlik müessesesi devam etmiş olsaydı Ömer bin Hattab peygamber olurdu. Subhanallah. Boş bir söz değil. Yabana atılacak bir söz değil. Ey Salim, kimsin sen be adam? Ebu Ubeyde gibi, Muaz bin Cebel gibi, Ebu Bekir Sıddık gibi, Ali bin Ebi Talip gibi, Osman bin Affan gibi, Utbe bin Gazvan gibi, Umeyr bin Sad gibi adamların bulunduğu mecliste ve mescitte Ömer'in dünyasında tat kurmuşsun. Allahu Ekber. Bakın abartmıyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeyken o bir sabah namazı ümmeti Muhammed'in bağrından çekip alınacak bir adamın arkadan hançerlenmesi. Allah o hançerin sahibini cehennem ateşinde yaksın. Ömer bin Hattab radıyallahu anha arkadan öyle bir hançer vuruyor ki Hazreti Ömer hasta yatağına düştüğünde Müslümanlar fark ediyorlar. Diyorlar ki artık Ömer bin Hattab devleti idare edemez. Orduya kumandanlık yapamaz. Müslümanlara mescitte namaz kıldıramaz. Çarşı pazarların içerisinde o asasıyla dolaşıp da hadi bakalım sen bu tarafa, hadi bu tarafa, sana ne oluyor böyle bakalım deyip de onları uyaracak bir mekanizma gitti. Gidiyor. Hayata artık boş bakıyor. Fark ediyorlar, diyorlar ki ey müminlerin emiri, senden sonra gelecek olanı dillendirsen ya, kimi seçeceksin halife? Belirle halifeyi. Hatta yön veriyorlar. Ne diyorlar? Oğlun Abdullah'ı seç. Allah ondan da razı olsun. Oğlu Abdullah seç deyince Ömer bin Hattab yöneliyor, diyor ki bir evden bir kurban yeter. Yani ben ümmeti Muhammed'e sinirlerime kadar verdim. Ümmeti Muhammed'in hatrı için tabir yerindeyse Allah'ın davasından bir kere vazgeçmedim. Müslümanlar için birçok şey yaptım ama dost ve vekil olarak sadece Allah'ı tanıdım. Dedi bir evden bir kurban yeter. Onun 6 kişilik istişaresi vardı. Said bin Zeyd Hazreti Ömer'in öz eniştesidir. O istişareye almadı onu liyakat sahibi olduğundan dolayı değil. Bir evden bir kurban yeter diye. Akrabacılık yok. Amca çocuğu yok. Hadi bakalım oğul yok. Torun yok. Müesseseyi ben onlara teslim edeceğim mantığı yok.
Bir kimse yeryüzünde İslam davasını Kur'an'ın ve sünnetin gölgesinde uyguladığı takdirde bu insanlığın gıpta edeceği, gözlerini böyle port diye açacağı meselelerin başında bu gelir kardeşler. İdarecilere asla ve kat'a akrabalarına görev verme konusunda müsamakar davranmayan bir anlayışımız var elhamdülillah. Hazreti Ömer'in metodudur bu. Sonra onlara yöneldi hasta yatağından, dedi ki şu 6 kişi var ya, onun istişare kadrosu. Sürekli onlarla istişare ediyor. Onları asla yanından ayırmıyor. Herkes cihada gider, onlar gitmezler. İnsanlar davete çıkarlar, onlar onun yanında dururlar. Diyor ki bu 6 kişiye diyor bu sorumluluğu bıraktım. Ben bu zamana kadar sıkıldım, daraldım, yoruldum. Hani dedi ki Hakk'ın hatırı Ömer'de dost bırakmadı. İnsanlar küstüler, darıldılar, kaba adam dediler. Vuruyor dediler, kızıyor dediler, korkuyoruz dediler. Ebu Bekir'den sonra başımıza bir facia gibi oldu dediler. Ben dedi bıktım dedi artık. Bu iş buraya kadar. Bu saatten sonra ben bu ismi dillendirdikten hemen sonra birbirinize düşeceksiniz ya. Ben diyor bunu görmek istemiyorum. Gidin diyor bu 6 kişiye. Sorumluluğu onlara bıraktım dedikten sonra ne diyor biliyor musunuz? Ey gençler, ancak diyor, ancak yaşasaydı diyor, ben diyor bu hilafet makamını, halifeliği Ebu Huzeyfe'nin azatlısı, ne demek bu? Yani dün bir köleydi, pazarlarda satıldı, kulağından tutuldu, elinden tutuldu, bacağından tutuldu, itildi, kakıldı, horlandı, dışlandı, ayıplandı, insanların önünde yemek yiyemedi, çıplak gezdi, yalın ayak gezdi. Dedi ki, onun dedi Ebu Huzeyfe'nin azatlısı, bu hallerdeyken özgürlüğüne kavuşan, dedi Salim'i seçerdim. Allahu Ekber. Salim'i dedi seçerdim. Eğer dedi kıyamet günü de Allah bana, ey Ömer, neden hilafete Salim'i seçtin diye de sorarsa, diyeceğim ki ya Rabbi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde onun için şöyle buyurdu. Salim Allah'ı o kadar sever ki, Salim Allah'ı öyle sevdi ki, Salim Allah'tan korkmasa da, parantez açalım, yani İslam'la tanışmasa da, İslam ona gelmese de hanif olarak kalır ve günah işlemekten kaçardı diye buyurduğundan dolayı ben dedi Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'i seçerdim. Allahu Ekber. Ya İslam böyle elhamdülillah. Gençler, İslam kalıplara bakmaz. Belagata bakmaz. İslam pazıların güçlüğüne bakmaz. İslam soya sopa bakmaz. İslam'ın baktığı şeylerden en önemli merci kalptir. İhlastır, takvadır, ihsandır, cesarettir, cömertliktir. Allah Azze ve Celle Adem oğlunun şekline, şemaline göre puan vermiyor, ecir vermiyor, makam vermiyor. Allah Azze ve Celle Adem oğlunun üzerinde onu yöneten 100 gramlık bir kalbe bakarak ona değer veriyor. Elhamdülillah. Evet, Hazreti Ömer'in üzerinde öyle bir etkiye sahipti ki bu adamcağız, İbni Ömer'i bile etkiledi. Evladı doğduğunda ona Salim ismini verdi. Hatta Abdurrahman bin Avf biraz daha abarttı. Peş peşe ardı arkasına gelen iki erkek çocuğuna Salim ismini verdi. Onlara seslenirken Büyük Salim ve Küçük Salim diye nida etti. Niye? Çünkü onun bedenine hükmeden kalbinin içerisinde öyle büyük bir Allah sevgisi ve Allah korkusu vardı ki başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere ashabın ileri gelenlerine Allah onu sevdirmişti kardeşlerim. Bakın Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliya eserinin 1. cildinin 178. sayfasında niye böyle bir kaynağı açıklama ihtiyacı hissettim. Genellikle alimlerin Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyasına, yani evliyaların, Allah dostlarının hayatlarıyla alakalı yazmış olduğu bu esere bir şerhleri var. Zayıf hadisler bu eserin içerisinde mevcuttur. Bakın
Bu eserde Resulullah Aleyhisselam'la Salim'in hayatında bir hatıra geçiyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla otururken kıyamet günü öyle insanlar gelecek ki Tihame dağları büyüklüğünde sevapları olacak. Tihame dağları beyaz, küçük taşlardan oluşan büyük bir dağ. Bununla alakalı sahih bir rivayet olarak Tirmizi'de geçen asıl bir rivayet var. Ama bizi bu kısım ilgilendiriyor. Ancak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Allah onların amellerini boşa çıkartır ve onları şiddetli bir şekilde yüzü koyun cehennem ateşine koyar. Deyince Salim radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yöneldi. Anam babam sana feda olsun. Onları bize tarif eder misin? Seni hak bir peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki ben onlardan biri olmaktan korkuyorum buyurdu. Allahu Ekber. Bu hadisi defaatle Tirmizi'nin rivayet ettiği şekilde işitmişsinizdir. Birçok yerde okumuşsunuzdur. Size Allah rızası için soruyorum. Ben kendi nefsime soruyorum. Şimdi hadisi ne olur bir kere daha düşünün. İnsanların içerisinden öyleleri gelecek ki kıyamet gününde Tihame dağları büyüklüğünde çok ecir ve sevapları olacak. Ama Allah onların o getirmiş olduğu dal gibi amelleri dümdüz edecek ve onları yüzü koyun cehennem ateşine sokacak. Eğer bu hadisi işittikten sonra korkmuyorsak, ürpermiyorsak, çekinmiyorsak ne olur bu gece Allah sevgisi ve korkusunu tekrar gözümüzün önünden geçirelim kardeşler. Sordu, dedi ki ya Resulallah bana bildir, ben onlardan biri olmak istemiyorum. Allah Resulü dedi ki ey Salim, onlar namaz kılıp oruç tutanlardır. Allahu Ekber. Onlar namaz kılıp oruç tutanlardır. Ancak haramla karşı karşıya geldiklerinde de ona diyor pervasızca diyor dalanlardır. Hiç Allah'tan korkmadan, hadis devam ediyor. Hiç Allah'tan korkmadan bu haramlara yöneldiklerinden dolayı Allah Azza ve Celle de onların amellerini boşa çıkartmıştır. Bunlar dikkat edin kardeşler. Allah'ı memnun eden nefsin arzu ve isteklerine uyan insanlarmış. Bunlar seher vakitlerinde, teheccüd zamanlarında, insanların gaflette olduğu vakitlerde ellerini semaya kaldırıp da Rabbim Allah'tır dedikten sonra gün aydınlanıp tenha köşelerde yalnız başlarına haramla iştigal olanlarmış. Bunlar namaz kılanlar, oruç tutanlar, zikredenler, hacca gidenlermiş. Ama kendileriyle, nefisleriyle baş başa kaldıklarında da Allah'ın hudutlarını çiğneyenlermiş. Allah Azza ve Celle böyle bir durumdan bizleri muhafaza buyursun. İşte Salim, tabir yerinde ise böyle abid, muttaki, başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere sahabenin gönlünde yer etmiş mümtaz bir şahsiyet. Peki Salim nerede doğdu ve hayatta bu kadar güzellikleri elde edebilecek neler yaptı? Kısaca ona değinelim, sonra meclisimizi kapatalım inşallah. Kardeşlerim, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, bugünün İran'ın İstahr, yani İsfahan ile Şiraz bölgesinin arasında o dönemlerde Sasanilerin hüküm sürdüğü bir coğrafyada doğuyor. Aslen nereli? İran kökenli. Farisi biri. Selman radıyallahu anh gibi. Ve çok ilginç, geçen hafta biz dersimizde kimden bahsettik? Suheyb'i Rumi'den bahsettik. Gençliği fotokopi gibi aynı. Aynı şeyler yaşamış. Babası ticaretle uğraşıyor. Übelle bölgesine taşınıyor. Übelle neresiydi? Sasanilerin donanmalarını sakladığı ve güçlendirdiği yer, aynı zamanda ticaret merkeziydi. Doğru mu? Babası buraya ticaret için gittiği sıralarda Bizanslılar bu bölgeye saldırıyorlar.
Anne ve babası bu savaşta kayboluyor ve kendisini Beni Kelp kabilesinden bir adam satın alıyor. Kimi? Salim'i. Hatırladınız mı? Geçen Suheyb de sarayda büyümüştü. Rumlar Sasanilere saldırmıştı. Esir pazarında nereye gitti? Rum diyarına, ki bir rivayette Malatya bölgesine geldiği söyleniliyor. Oradan da Beni Kelp kabilesinden bir Arap satın aldı. Onu Abdullah bin Cudan'a satmıştı. Doğru mu? Şimdi bakın, Salim'in hikaye zinciri de bu şekilde geçiyor. Aynı kadere sahip. Ne demiştik biz geçen hafta? Hayatımız içerisinde karşılaştığımız öyle şer şeyler vardır ki, kötü şeyler vardır ki, bizim için büyük hayır kapılarının açılmasında ilahi bir dokunuş olabilir. Her iflas edişin arkasında büyük bir günahı aramayın. Her musibetin arkasında büyük bir hayrın oluşabileceğini asla unutmayın kardeşler. Bakın, Salim Beni Kelp kabilesinden bir adam tarafından satın alınıyor. Kendisi Mekke'ye geliyor. Bir süre Mekke'de yaşadıktan sonra Beni Kureyza'dan Sellam bin Cübeyr isminde bir adam tüccar onu satın alıyor. Yesrib'e, bugünkü Medine'ye götürüyor. Yesrib'te de bir bayan Sübeyte binti Ye'ar ismindeki bir tacir kadın onu satın alıyor. Buraya kadar bizi ne ilgilendirir, değil mi? Değil kardeşler. Dedik ya, acayip bir ilahi dokunuşlar var. Kaderin tecellileri var. Bugün istemiyoruz, vallahi tasvip etmiyoruz. Suriye'de 12 yıldır yaşanan savaşlar o kadar acı sahnelere şahit ettirdi ki bizi. Ama bilmiyoruz ki bu 12 yıl boyunca Allah Azza ve Celle bazı mümin erkek ve mümin kadınlara öyle büyük hayrın kapılarını açmıştır ki. Bunu ileride onlar ve biz göreceğiz. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Afrika'nın birçok coğrafyasında yaşanan o kadar büyük zulümler vardır ki insanlar göç etmekte, bilmedikleri memleketlere sürüklenmektedirler. Vallahi bilmiyoruz ki bu şer gibi gözüken olayların arkasında ne kadar büyük ilahi bir hayır çıkacak. Allah'tan onu istiyoruz. Belki ümmeti Muhammed'in vahdaniyeti, bir arada olması, ümmeti Muhammed'in bir araya gelip de küfrün belini kırması noktasında bir göç hareketlerini başlatmıştır Allah. Biz bunun farkında değiliz. Hikmetini inşallah ileride göreceğiz. Bakın, Medineli tüccar Sübeyte binti Ye'ar bu çocukcağızı satın alır, elinde büyütür, onu bir evlat gibi sahiplenir. Şimdi dedi ki, kadere bakın. Ebu Huzeyfe bin Utbe. Bunu da açacağım. Her sahabeye dokunuşumuzda çok farklı garip isimler çıkıyor. Ebu Huzeyfe Mekke'den bir tüccar olarak Medine'ye gidiyor. Sübeyte ile ticaret yapıyor. Ona aşık oluyor. Evlenme teklifi ediyor. Sübeyte kabul ediyor. Onu alıyor, Medine'den Mekke'ye götürüyor. Yanlarında kim var? Salim var. Şimdi başladı Allah Subhanahu ve Teala'nın çizmiş olduğu rota. Şimdi başladı ilahi yönlendirme. Şer gibi gözüken bu ne kardeşim? Dağdan dağa, çölden çöle, ovadan ovaya sürükleniyoruz diyenlerin karşılaşabileceği büyük hayırları. Bakın, Ebu Huzeyfe Salim'i bir baba gibi sahipleniyor. Kabe'ye gidiyor. Diyor ki, Salim için artık bu Ebu Huzeyfe'nin evladıdır. Onu azat ediyor. Hürriyetine kavuşuyor. Peki Ebu Huzeyfe kim kardeşler? Bilen var mı? He? Kim? Ya dehşet. Utbe bin Rebi'a'nın oğlu. Kim ki o adam? Bizim için ne ifade edebilir ki? Ebu Cehil kimse, Utbe bin Rebi'a'dır. Mekke'de Ebu Süfyan neyse, Utbe bin Rebi'a'dır. Ama daha naiftir. Daha yumuşaktır. Aklı selim bir adamdır. Hılful Fudul'un mimarlarındandır. Malım,
servetim, eşim, bütün kabilem gitse de Allah beni hulful fudundan ayırmasın diyen bir adamdır. Ama müşriktir. Müşriklerin önde gelen liderlerindendir. Sözü dinlenen bir adamdır. O evin içerisinde Allah Ebu Huzeyfe gibi bir yiğite iman nasip etti. Subhanallah. Ebu Huzeyfe'nin amcaoğlu, eniştesi kim? Ebu Sufyan. Ebu Sufyan'ın eşi, Ebu Huzeyfe'nin ablası, Hamza radıyallahu anh'ın Uhud günü bağırsaklarını, ciğerlerini deşip de organlarını kopartıp, kulaklarını, burnunu kopartıp üzerine kolye yapan kadın Hind. Eve bakın kardeşler. Allah düşmanlarının, İslam düşmanlarının o gün ocağı olan bir yerden Allah Azze ve Celle Salim'i Ebu Huzeyfe'ye teslim etti. Aman Allah'ım, bunda nasıl bir hayır var? Ebu Huzeyfe ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gitti, iman etti. İki eşi, çocukları başta Salim olmak üzere hepsi iman ettiler. Tabi öyle kolay değil Müslümanlar. Sen Ümeyye oğulları içerisinden, ki Hazreti Osman'ın da soyu oradan gelir, Ümeyye oğulları içinden asil, soylu, Kureyş'e yön vermiş, idarecilik yapmış bir ailenin içerisinden iman ettiğini söyleyeceksin, putları inkar edeceksin, anayasalarını kabul etmeyeceksin. Ha? Bunun bedeli çok ağır olur. Öyle kolay değildir. Ama bakın dikkat edin, Utbe bin Rebiya yumuşak bir adam. Arabulucu olmaya çalışmış hep. Hatırladınız mı? Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'da otururken bir tane müşriklerin liderlerinden geldi. Dedi ki ey Muhammed, eğer kadın istiyorsan sana içimizden kadın verelim. Hatırladınız mı? Makam mevki istiyorsan sana makam mevki verelim. Krallık istiyorsan sana krallık verelim ama bu davandan vazgeç diyen adam Utbe bin Rebiya'dır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vakarlı bir şekilde onu dinler. Bitti mi der. Ondan sonra Fussilat suresinden inen ayetleri bir bir okuyunca müşriklerin yanına sanki üzerine bir dağ çökmüş gibi gider ve onlara şöyle seslenir. Der ki vallahi de ben öyle bir adamın yanından geliyorum ki siz asla onlara galebe çalamayacaksınız. Eğer beni dinlerseniz, bırakın Araplar onlarla mücadele etsin, yenerlerse zaten yok olmuş olur. Eğer o kazanırsa bütün Araplar dedi sizin hizmetinize girer. Dediler ki Utbe sen sihirlenmişsin, büyülenmişsin diye kınamaya başladılar. Bakın o Utbe Bedir Savaşı yapılacağı sırada müşriklerin liderlerine gitti de dedi ki yapmayın. Böyle bir savaşa girmeyin. Savaşın sonunda kiminiz dayınızın çocuğunu, kiminiz amcanızın çocuğunu öldürmüş bir kişi olarak buraya geleceksiniz. Sakın böyle bir şeye tevessül etmeyin. Dediklerinde işlerinden biri çıktı dedi ki sen git önce Ebu Cehil'i ikna et. Biz onu ikna edemiyoruz. Bakın savaşmak istemiyorlar, dikkat edin. Savaşmak istemiyorlar. Öyle kolay değil. Bütün mal varlıklarını bir araya getirseler de gücün onlarda olduğuna inansalar da korkaklık müşriklerin kalplerinde kale gibidir. O yüzden kafirlerin kalplerinde besledikleri güç örümcek ağ gibidir kardeşler. Korkaktırlar. Cesaret sahibi değillerdir. Ölmek için savaşanlarla asla yaşamak için savaşanlar karşı karşıya gelemez. Bir taraf ölmek için savaşıyor, bir taraf yaşamak için savaşıyor. Kim galip gelebilir sizce? Siz ancak uçaklarla, tanklarla, tüfeklerle yukarıdan yağmaladığınız bombalarla bir beldeyi durdurabilirsiniz. Yüz yüze gelemezsiniz, karşı karşıya oturamazsınız. Kılıç kılıca vuramazsınız asla siz. Sizin öyle bir cesaretiniz yok. Utbe bin Rebiya gitti Ebu Cehil'e meseleyi anlatınca Ebu Cehil ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Utbe, ha dedi bu safrandır dedi. Affedersiniz bu safran. Bu safranı kadınlar sürermiş. Bu safranı al sür, hanımından da diyor bir elbise al kendine. Sen Mekke'de bir karı gibi affedersin otur. Biz erkek gibi savaşacağız deyince Utbe artık yapamaz bir hale gelince mecbur kalıyor. Bedir'de savaşa katılıyor. Ve çıktığı ilk mübarezede Utbe bin Rebiya, kardeşi Şeybe bin Rebiya, oğlu öldürülüyorlar.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra onları bir kuyuya attığında onlara tek tek sesleniyor. Benim diyor vaat ettiğimi diyor haklı mıydım diyor. Söyleyin bakalım şimdi. Ben size la ilahe illallah anlattım. Ben peygamber olduğumu bildirdim. Ben bu hayatın arkasından bir ahiretin olduğunu size anlattım. Yalanladınız. Hadi bakalım şimdi bu kuyunun sahipleri seslenin bana. Deyince sahabe dedi ki ya Resulallah onlar bizi duyuyorlar mı? Nasıl öyle konuşuyorsun? Diyor ki onlar sizi beni işittiğiniz gibi diyor. Beni işitmektedir. Allahu Ekber. Utbe bin Rebiya bu adam. Maalesef ki Ebu Huzeyfe onun iman edişini göremedi. Bu acıyla yıllarca yaşadı. Ebu Huzeyfe de babasına karşı düşkündü. Allah Azze ve Celle Salim gibi bir evladı ona teslim etti ve o ocağın içerisinden dikkat edin şirkin kalesinin içinden Firavun'un sarayının içerisinden Allah bir Musa'yı nasıl çıkarttıysa Salim, Ebu Huzeyfe ve eşlerini de elhamdülillah o şekilde çıkarttı. Bakın Ebu Huzeyfe Mekke içerisinde yapılan işkencelere dayanamıyor, hicret ediyor. Salim Allah Resulü'nü bir an dahi olsa terk etmiyor. 13 yıl boyunca Darul Erkam'da dayak yemesine rağmen, hakaret edilmesine, işkence yapılmasına rağmen Allah Resulü'nü terk etmiyor. Öyle bir hal alıyor ki ilk hicret ettiğinde peygamberden önce Hazreti Ömer'in de bulunduğu büyük bir cemaate imamlık yapıyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettikten sonra özellikle Salim'e ne diyor? Git diyor Kuba mescidinde, ilk yapılan mescitte namaz kıldırmaya devam et. Allah Resulü aleyhisselam onu bir imam olarak oraya atamıştı. Suffa mescidi açıldığında, daha doğrusu meclisi açıldığında Allah Resulü aleyhisselam orayı bir medrese haline getirdi. Oranın en güzide talebelerinden ve akabinde en değerli hocalarından biri Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim olmuştur kardeşler. Peki biz onun Kur'an'la olan diyaloğunun ne kadar büyük olduğunu nereden anlıyoruz? Peygamber aleyhisselamla geçen 20 yıllık hayatında Kur'an'la olan münasebetini ilimde nasıl bir zirveyatına nereden şahitlik ediyoruz? İmam Ahmed bin Hanbel'de rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir gece Resulullah'ın çadırına gelmekte gecikiyor. Halbuki Hazreti Ayşe Resulullah aleyhisselamı en çok seven annelerimizden. Onu en çok kıskananlardan biri. Yani onunla beraber olmak dünya ve içindeki şeylerden daha hayırlıdır. Dikkat edin, sıra Hazreti Ayşe'de olmasına rağmen Resulullah aleyhisselam çadıra gidiyor. Hazreti Ayşe saatler olmuş halen daha gelmiyor. Geldiğinde Peygamber aleyhisselam paniklemiş. Diyor ki ey Ayşe seni diyor yanıma geç gelmeye iten sebep nedir? Diyor ki ya Resulallah vallahi de mescitten geçtiğim sırada öyle bir Kur'an tilavetine şahit oldum ki eğer diyor senin yanına geleceğimi bilmeseydim, sen olmasaydın ben de o tilaveti dinlemeye devam edecektim. Allah Resulü dedi ki o kimdir? Dedi ki bilmiyorum ya Resulallah. Daha çok meraklandı Peygamber aleyhisselam. Acaba Cibrilul Emin mi geldi? Mescid-i Nebevi'yi Kur'an okuyarak şereflendiriyor mu? Koştu. Bir baktı ki tok sesiyle Ebu Huzeyfe'nin azatlısı, dün köle pazarlarında satılan o gencecik çocuk mescitte Kur'an okuyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Dedi ki ümmetimin içinden senin gibi adamları çıkartan Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber. Nasıl bir taltif abi? Nasıl muhabbet? Ümmetimin içinden senin gibi adamları çıkartan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah bu mescidin içerisinde de Allah Azze ve Celle o kadar güzel Kur'an tilavet eden gençlere sahibiz ki. Öyle güzel sesler çıkartmış ki Allah. O gençlere diyoruz ki, o kardeşlerimize diyoruz ki bunu Allah rızası için yapın. Beğenilmek için asla yapmayın. Takdir görmek için yapmayın. İsim vereceğim. Maşallah az önce okuyan kardeşimiz Tarık. Allah Azze ve Celle billur gibi bir ses vermiş. Necmettin gibi bir kardeş. Kur'an tilavet ettiği zaman zannediyorum ki vahiy yeni iniyor. Abdullah Duman gibi kardeş. Bir gün birebir kaldığınızda Allah rızası için dinleyin. Onlara diyoruz ki Allah rızası için kıraat konusunda, güzel okuma konusunda mahir insanların arasına girmeye çalışın. Biz de diyelim ki
bu ümmetin bağrından böyle gençler çıkartan Rabbimize hamdü senalar olsun. Ha, sadece bu okumakla yetmez. Kur'an'ın muhtevasına hakim olun. Tefsirini okuyun. Nüzul sebeplerini bilin. Allah'ın emir ve yasaklarından haberdar olun. Kitapla konuşun. Yürüyen kitap olun. Kim gibi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer rivayet ediyor. Diyor ki, Kur'an'ı şu dört kişiden alın. Kur'an'ı dört kişiden alın. Kim onların ilki? Abdullah İbni Mesud. Radıyallahu anh. Kabe'de müşriklerin suratına Mekke zamanında işkencenin en zor zamanlarında Rahman suresini okuyarak tilavet eden sahabe. Allahu Ekber. İki, Ubey bin Ka'b. Tabir yerindeyse Allah'ın kitabını tilavet ederken sema ehli ta onun böyle yanına kadar yaklaşıyor. Üç, Muaz bin Cebel. Müfessirlerin ve fakihlerin piri. Ve son dört, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim. Kim Allah'ın kitabını öğrenmek istiyorsa Ömer'e demiyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kim Allah'ın kitabını bilmek istiyorsa Ebu Bekir'e demiyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dört kişiye yönlendiriyor. Onların içerisinde de Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim var gençler. Biz de diyelim ki kim tefsir ilmine vakıf olmak istiyorsa şu kardeşimize gitsin. Kim yürüyen Kur'an görmek istiyorsa ona gitsin. Hatta rivayetlere göre Salim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken mushafı bir araya getirdiğiyle alakalı kendi ilmince, kendi yeteneğince, kendi iradesi ve gücünce Kur'an'ı bir araya getirdiğiyle alakalı rivayetler vardır kardeşler. Ama şimdi hafızlara özellikle sesleniyorum. Seslerini methettiğim kardeşleri listenin başına koyuyorum. Mesele sadece sizin Allah'ın kitabını yaşamanız değil, Allah'ın kitabını müdafaa etmeniz ve korumanız da çok önemli. Yine kim gibi? Cevabı yine verelim. Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde peygamberliğini iddia eden bir adamla savaş yapılır Yemame günü. Bakarlar ki İslam ordusu dağılıyor. Medine'ye doğru kaçanlar var. Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim kendini toparlıyor. Bir çukur kazıyor. Çukurun içerisine giriyor. Sonra çukuru örtüyor. Sancağı eline alıyor. Mücahitler geliyorlar diyorlar ki ay Salim düşmanın diyor senin tarafından geleceğinden diyor korkuyoruz. Sancağı tutuyorsun. Düşman sana saldıracak. Senin gibi bir Kur'an hafızını, senin gibi bir müfessiri kaybedeceğiz deyince Salim onlara döndü. Dedi ki vallahi de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde asla böyle kaçmazdık. Eğer dedi ben bugün bu savaştan kaçarsam Kur'an'ın ne kadar kötü bir hamili taşıyıcısı olurum dedi ve bir darbe yedi. O sıra müşriklerden bir tanesi kendisini gözlüyor. Sağ tarafıyla tuttuğu sancağın tarafındaki kolunu kopartıyor. Sol tarafını alıyor. Sonra sol tarafına darbe yiyor. Sol kolu kopuyor. Sonra Musab gibi göğsüyle sancağı taşımaya çalışırken yediği ağır bir darbeyle aziz ve celil olan Allah'a kavuşuyor. Demek ki mevzu sadece sizin yaşamanız değil gençler. İnsanlar Kur'an'a müptela olsunlar. Kur'an'la konuşsunlar. Kur'an onların hayatının merkezinde olsun. Kur'an onların zihinlerine ve yüreklerini aydınlatsın diye çırpınışlarınız sizin Kur'an'a en büyük sahipliğiniz olsun. Oryantalistler Allah'ın kitabını değiştirmek için çalışırlarken bugünün dünyasında yaşamış olduğumuz toplumda insanlar batıl tevirlerin içerisine girerken siz Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti ve ashabın yönlendirdiği bir şekilde insanları Kur'an'a iteceksiniz. Sizin asıl göreviniz budur Müslümanlar. Özellikle o kardeşlerime sesleniyorum. Özellikle hafız olanlara sesleniyorum.
hıfzınız, ilim yolculuğunuz, ilim talebeliğiniz, alimliğiniz sizi 80 metrekarelik odalara hapsetmesin. Sürekli sahaya sürsün. Sürekli sokaklara çıkartsın. Bulunduğunuz her yerde Allah'ın dinini ishar etmek için, yaymak için mücadele edin. Korkmayın. Allah'tan başka kimseden çekinmeyin. Hiçbir kınayıcının kınamasından geri adım atmayın. Kim kem gözlerle bakarsa baksın, kim necis ellerini size uzatırsa uzatsın, hangi dil sizi kötülerse kötülesin, Allah'ın davasından bir karış dahi uzaklaşmayın. Uzaklaştığınız an Salim'in şu sözleri aklınıza gelsin. Eğer ben bu sokaktan kaçarsam, bu davadan kaçarsam, bunlardan dolayı kaçarsam, ben Kur'an'ın kötü bir taşıyıcısıyım diyerek kendinizi kınayın. Bakın Tebük günü Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma anlatıyor. Tebük günü mücahitlerin içerisine büyük bir korku salıyor. Düşman yüz binlerce. Düşman Bizans. Düşman demir zırhlar giymiş. Düşman intizam. Düşman teçhizata sahip. Mücahitlerin içi karışmaya başlıyor. Abdullah diyor ki o sıra ben de panikledim. Gözüm diyor bir anda Ebu Huzeyfe'nin azatlısı diyor Salim'e takıldı. Baktım ki diyor kılıcını diyor şöyle tutmuş vakarlı bir şekilde duruyor. Vakarlı bir şekilde. Dedim ki şu Bedir'in saliklerinden bu adamın yanına gideyim de bana da bir sekine gelsin. Onun yanına gittim onun gibi durdum diyor. Sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselam çadırdan dışarı çıktı. Bizim ikimizin dışında endişeli ve panik halinde olan mücahitlere dedi ki şu iki kardeşiniz gibi sadece Allah'tan korkacaksınız ve Allah'a tevekkül edeceksiniz. Allahu Ekber. Sadece Allah'tan korkacak ve sadece Allah'a tevekkül edeceksiniz deyince Abdullah dedi ki ben Salim'in dedi sayesinde Peygamber Aleyhisselam'ın taltifine mazhar oldum. O yüzden siz de hafız kardeşlerim, Kur'an talebesi kardeşlerim, Kur'an'ı yeni ezberleyen kardeşlerim, Kur'an'ı çok iyi bilen kardeşlerim, bu sahada sadece Allah'tan korkacaksınız. Ve bu sahada sadece Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ve sonuç, Allah'a nasıl Salim'e şehadeti nasip ettiyse, nasıl onu köle pazarlarından alıp elden ele dolaştırıp sonra katına tertemiz bir şekilde aldıysa, Allah size de güzel bir şehadet ve güzel bir ölüm nasip eder. İnşallah Allah'tan temennimiz budur. Bakın bir rivayette ki burada inşallah rahman bitiriyorum. Bir rivayette Salim ağır yara aldığı sırada şöyle bir toparlanıyor. Dostu Ebu Huzeyfe'yi soruyor. Çünkü onun hayatında en anlamlı adamlardan biri Allah Resulü'nden sonra Ebu Huzeyfe'dir. Diyorlar ki iki sevgili gibiydiler. Yani baba oğul olmayı İslam yıktı. Dedi ki çocukları yetim aldınız yani aldığınız, esir aldığınız, azat ettiğiniz çocukları artık kendini adınıza anmayın. Onu dedi babaların adına anın diyerek İslam o evlatlık kısmındaki nesebi babalarına yönlendirdi. Ama bir rivayette zayıf geçen bir rivayette onu babasıyla anmak istemelerine rağmen dedi ki bana o zaman Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim deyin dedi. Babama nispet etmeyin. Beni atalarıma nispet etmeyin. Öyle bir vefa sahibiydi ki hayatının her alanında en güzel yerlerinde Ebu Huzeyfe vardı. Tam böyle artık öleceği sırada dedi ki bana Ebu Huzeyfe'yi dedi söyleyin ne yapıyor? Dediler ki Ebu Huzeyfe şehit oldu. Baban da diyor tabir yerindeyse hani senin. Azat eden adam da dedi şehit olduğunca o da tebessüm etti, Allah'a hamd etti ve kıyamet gününde cennette onunla beraber olma adına dua ettikten sonra kendisi de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başka bir rivayette de kardeşlerim, mücahitler yaralıları tedavi edip şehitleri bir araya toplayınca bir baktılar ki Ebu Huzeyfe bir yerde yatıyor. Başı da diyor Ebu Huzeyfe'nin ayaklarına gelmiş Salim'in. Aralarda yatıyorlar. Tabir yerindeyse sanki koyun koyuna yatıyorlar. Onları aldılar. İkisine bir mezar kazdılar ve ikisini aynı mezarın
içerisine koydular. Allah Azze ve Celle her ikisinden ve eşlerinden, çocuklarından razı olsun. Allah Azze ve Celle onların pak, tertemiz, nurlu hayatlarından istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle salim gibi Kur'an'a hizmetkar olabilmeyi bizlere ve gençlerimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı salim gibi müdafaa edecek hafızları kendi bünyemizden çıkartsın. Allah Azze ve Celle gecemizi mübarek eylesin. Akıbetimizi hayır, cennetimizi firdevs-i âlâ kılsın. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.